Selam arkadaşlar, ben İlker ve bu dersimizde enerji iletim hatları 6. ders videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar 4. ve 5. dersimizde biz ne işlemiştik? Enerji nakil hatlarına gelen yüklerden buz yükünü, daha sonra rüzgar yükünü. Bu dersimizde ise hem buz hem de rüzgar yükün bir arada olduğu durumu işleyeceğiz enerji nakil hatlarında. Tamam, şimdi öncelikle biz bir iletkenimizi düşünelim. Rüzgar yükü, buz yükü ikisi bir arada nasıl bir etki sağlayacak? Bunu bir çıkartalım arkadaşlar. Şimdi şu şekli bir öncelikle tanıyalım, bilmemiz gereken bir şekil. Bu şekilde arkadaşlar, şurada gördüğünüz daha koyu olan kısım iletken, iletkenin kendisi. Etrafında çizgi çizgiyle belirtilen kısım da iletkenin etrafında oluşan buz tabakası. Bu da tamam. İletkenin çapı D ile belirtilmiş. Şöyle işaretleme yapalım. D ile belirtilmiş. Buzlu kısmı da dahil olmak üzere ki çap ise DB ile belirtilmiş arkadaşlar. Biz neyi biliyoruz? Aşağı doğru düşeyde etki eden hangi kuvvetler var? GI bir kere iletkenin kendi ağırlığı var burada. Bir de iletken haricinde buzun ağırlığı var. O da GB oluyor. Tamam, bunu da biliyoruz. Ama burada farklı bir durum var şu anda. Bizim rüzgar kuvvetimiz bu sefer sadece iletkeni etki eden rüzgar kuvveti mi? Hayır, sadece iletkeni etki etmiyor. Düşünsenize. Şimdi iletken kesitimiz, iletkenin çapı bir anda buzdan dolayı büyümüş oluyor. Yani rüzgar kuvvetinin etki ettiği çap D çapı değil, DB çapı oluyor. Bundan dolayı rüzgar kuvvetimizdeki formülde hani C çarpı QR çarpı D formülümüz vardı ya arkadaşlar. İşte o formülde biz D'yi mi kullanacağız, DB'yi mi kullanacağız? Bu ayrımı iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii ki de DB'yi kullanmamız gerekiyor. Rüzgar kuvvetini bulurken DB'yi kullanmamız gerekiyor. Çünkü mantıken DB'ye etki ediyor artık. Buza da etki ediyor rüzgar. Burayı kaçırmamanız önemli arkadaşlar. Tamam, rüzgar kuvvetini bulurken DB'yi kullanacağız. O zaman ne gerekiyor bize? Bizim DB'yi de bulmamız gerekiyor. Burada basit bir geometriden DB'ye ulaşacağız. Onu göstereceğim birazdan. Önce şurayı bir bitirelim. Şimdi arkadaşlar, rüzgar kuvveti yatayda dik olarak etki ediyor. Peki düşeyde etki eden ne var? GI artı GB var. Yani iletkenin ağırlığı ve buz yükü var. Tamam, o zaman burada yine bir Pisagor bağıntısından GIB V'ye ulaşacağız. Nasıl olacak? GI artı GB'nin karesi artı VI'nin karesi işte eşittir GIB W'nun karesi olmuş olacak. Formülümüz bu. Bu kadar basit. Ama burada ne gerekiyor? İşte bunları bulurken, VI'yi bulurken DB'yi bulmamız gerekiyor. VI'yi bulmak için DB'yi bulmamız gerekiyor. O yüzden bir DB'yi bilmemiz gerekiyor. DB'yi çıkartalım arkadaşlar o zaman. Nasıl çıkartacağız? DB telin üzerindeki buz kılıfın ağırlığı formülünden, eşitliğinden çıkartacağız. Şimdi biz neyi biliyoruz? GB'nin K kök D'ye eşit olduğunu biliyoruz. GB K kök D'ye eşit. Doğru mu? Doğru. Peki burada bu formülasyondan, geometriden yaparsak ne yaparız? Alan çarpı yoğunluk dersek, yani şu buzlu kısmın alanı çarpı yoğunluk dersek, o da bize buzlu kısmın ağırlığını, yani GB'yi verir. İşte biz bu iki eşitlikten gideceğiz. Tamam. Buzlu kısmın alanını nasıl bulacağız? Bütün alandan iletkenli kısmın alanını çıkartacağız. Dairenin alanı neydi arkadaşlar? Pire kareydi. Ama oradaki pire karedeki R yarıçap. Eğer orada buradaki DB'miz veya D'miz çap olduğu için bölü ikisini alacağız. O yüzden şuradaki 4 de oradan geliyor. Bunu bilelim. Pire kare bölü 4 oluyor burada. Çünkü burada çaptan bahsediyoruz. Tamam. Bu formülasyondaki değerlerin nereden geldiğini biliyoruz. Direkt burada yazmış. GB eşittir. D çarpı pi bölü 4. Parantez içerisinde DB kare eksi D kare. Niye? İki alanı çıkartıp buzlu alanı elde etmek için bu çıkartmayı yapıyoruz. Artı bir de bu D nedir? Buzun fiziksel yoğunluğu olup değeri 0.6, birimi var bunun, gram bölü santimetre küptür. 0.6 gram bölü santimetre küptür.
Şimdi burada 0.6 gram bölü santimetre küp. Burası önemli arkadaşlar. Yani gram cinsinden olması önemli aslında. Gram bölü santimetre küp. Şimdi onun nedenine gelelim. Bu formülasyon inşallah anlaşılmıştır. Karşımda siz de olmadığınız için şimdi anlaşıldı mı anlaşılmadı mı bilmiyorum ama anlatılması gereken her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu eşitlikten bizim db kareyi yalnız bırakıp denklem elde etmemiz gerekiyor. Ama burada bilmemiz gereken bir şey daha var. Bizim gb'deki g5'tir k kök d formülünün birimi neydi? Kilogram bölü metre. Biz burada gram üzerinden işlem yaptığımız için gb'ye eşittir 1000 çarpı k kök d işte birimi gram bölü metre olarak alacağız. Çünkü burada gram üzerinden işlem yapıyoruz. 1000k kök d olarak burada denklemi düzeltin. Daha sonra db'yi yalnız bıraktığın zaman işte bildiğimiz basit matematik formülünden sonra db yalnız bırakıldığı zaman db'nin karesi eşittir d kare artı 4000k bölü 0.6 pi, bu d 0.6 idi yani, 0.6 pi çarpı kök d, işte her tarafın kare kökünü aldığınız zaman db gayet ortaya çıkıyor. Burası da gayet kolay bir şekilde db'yi çıkartmış oluyoruz. Tamam, db'yi çıkarttık. Bizim bütün bölgelerde, ikinci bölgede, üçüncü bölgede, dördüncü bölgede ve beşinci bölgede yani beşinci buz yükü bölgesinde k değerlerimiz değişiyor. Hemen ona bakalım. Geçen derslerimizi izleyenler zaten biliyordur ama tekrar mahiyetinde onlar da baksın. Hemen açıyorum bölgelerimi. Birinci bölgeyi orada yazmadık. Niye? Çünkü buz yükü katsayısı k sıfırdır birinci bölgede. Ve sıfır olduğu için hemen burada zaten işlemde yerine koyduğunuz zaman sıfır çıkacaktır arkadaşlar. Orada buz yükü oluşmadığı için yazmıyoruz. Ama ikinci bölgede k eşittir 0.2 olduğu için denklemde k yerine 0.2 koyuyoruz. O zaman db nasıl değişiyor? D kare artı 4000 çarpı 0.2 çarpı kök d bölü 0.6 bir. Artık buradan ne çıkıyorsa arkadaşlar, şu an ona bakamayacağım. Üçüncü bölgeye baktığınız zaman işte 0.3 yazıyoruz. Tablodan hemen bakalım. Görüyorsunuz üçüncü bölgede k değerimiz 0.3. Sadece bölgeden bölgeye burada k değeri değiştiği için denklemimiz o şekilde değişiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Db kare eşittir kök içerisinde d kare artı 636.6 kök d olarak çıkıyor. Buradaki yazılar gözükmüyordur diye tek tek okuyorum. Dördüncü bölge için k eşittir 0.5 alınıyor ve db eşittir kök içerisinde d kare artı 1061 kök d olarak çıkıyor. Beşinci bölge için k eşittir 1.2 alınıyor. Db eşittir kök içerisinde d kare artı 2546.4 kök d olarak çıkıyor. Zaten temel formülümüz bu olduğu için bölgeden bölgeye değişen k değerlerini yerine koyup db'ye ulaşabilirsiniz. Biz db'ye niye ulaşıyorduk? db'de rüzgar kuvvetini bulurken lazım olacak bize. Bu yüzden db'yi arıyoruz. Çünkü bizim tamam iletkenin çapı bilindik bir çap. Tablodan buna bakabiliriz ama buz yükünden dolayı iletkenin çapı artacak arkadaşlar. İletkenin çapı artacak. Yani daha başka büyük çaplı bir iletken varmış gibi düşünüyoruz. Şimdi yukarıda anlattığım iletkenin çapı değişirse C değeri değişiyordu. Rüzgar yükü formülünde. Nerede? Şu rüzgar yükünde geçen derste anlattım. İletkenin çapı 12.5 mm'den küçükse C 1.2 alınıyordu. İşte 12.5 ile 15.8 arasında ise 1.1 alınıyordu. 15.8'den büyük olduğu zaman ise C eşittir 1 alınıyordu. Şimdi atıyorum ki Raven iletkeni kullandık. Ne oluyor? Raven'da normalde C 1.2 olacaktı. Ama buzlu durum burada baz alındığı için Raven'da C'yi 1.2 almış olmayacağız. DB çapı atıyorum 15.8'den büyük geleceği için C eşittir 1 alınmış olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim. O yüzden db'nin bulunması önemli. Formülasyonda birkaç farklı noktayı değiştiriyor. Formülümüz bu. db'yi buluyoruz buzluklu durumda. Bu durumda iletkeni etki eden kuvvet zaten
Bu bir temel formülümüzdü. G artı GB'nin karesi artı VIB'nin karesinin karekökünü alıp iletkene etki eden kuvveti buluyoruz. Burada dediğimiz şeyin notunu almış arkadaşlar. Buzlu haldeki dinamik rüzgar basıncı buzsuz haldekinden daha düşük olur. Bunu söylemiş. Umarım anlaşılmıştır. Buz ve rüzgar yükü olduğu durum bu şekilde arkadaşlar. Son olarak toparlamak gerekirse buz artı rüzgar yükü olduğu durumda bilinmesi gerekenler üzerinde duruyorum. Ve iyi rüzgar kuvvetini bulurken dB çapını etki ettiğini unutmamamız gerekiyor. Formülasyonda dB çapı değiştiği için atıyorum normalde Raven kullanıyordunuz. C katsayısı farklı geliyordu. Ama dB çapı daha doğrusu dB çapı normal iletkenin çapından daha büyük olduğu için C katsayısı da iletken çapı büyüdükçe küçüldüğünden dolayı daha küçük bir değer olacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu iki durum önemli. Zaten temel formülasyonumuzu çıkartmak, geometrik basit şekilden çıkartması kolay oluyor. Sadece bunları unutmamanızda fayda var. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Videoları beğenerek ve abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.